getirdiniz bakalım. Türkiye'nin otomobiliyle geldik. TOG'u gördünüz değil mi? Beğendiniz mi? Şimdi işte sadece Türkiye'nin otomobili projesi bile bizim bu ülkedeki hikayemizi anlatmaya yeter. Hatırlayın, biz Türkiye'nin otomobilini ilan ettiğimizde ne dediler? Dediler ki hani bunun fabrikası nerede? Fabrikanın temelini attık. Dediler ki bu fabrika bitmez. Fabrikayı bitirdik. Dediler ki bunun içerisinde üretim bantları yok. Arabalar üretilmeye başlandı, yollara çıkmaya başladı. Dediler ki siz milleti kandırıyorsunuz. Bu araçlar İtalya'dan geliyor. Bunlar o kadar cahiller ki değerli kardeşlerim. Gemliği İtalya'da zannediyorlar, İtalya'da. Ama Gemlik nerede? Bursa'da değil mi? Büyük Orhan nerede? Bursa'da değil mi? Ama biz onlara da Gemliği de, Büyük Orhan'ı da, Bursa'yı da tekrar evelallah öğreteceğiz. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. İşte Türkiye'nin otomobili projesi bile bizim hikayemizi anlatmaya değer. Yeter. Biz ne zaman bir iş yapmaya kalksak, bir yatırım yapmaya kalksak, bir proje üretmeye kalksak hep bizim karşımıza dikildiler. Yaptırmayız dediler. Bu olmaz dediler. Karşı çıktılar. Şimdi biz onlara tabii ki aldırış etmedik. Biz bu millete sevdamızla üretmeye, çalışmaya devam ettik. Ve hamdolsun şimdiye kadar hem Bursa'mızı hem Türkiye'yi en güzel eserlerle buluşturduk, kavuşturduk. Türkiye'nin otomobilini yaptık. Bursalı TOG'u yaptık. Şimdi ben size sormak istiyorum. Eğer biz bu muhalefetin aklına uysaydık, Türkiye'nin otomobilini yapabilir miydik? Burada kimler şehir hastanesine gitti? Bak şehirden bayağı uzaktayız. Bursa'nın şehir hastanesine kimler gitti? Beğendiniz mi? Peki soruyorum size, bu muhalefetin aklına uysaydık Bursa'da bir şehir hastanesi olur muydu? Olmazdı. İşte iş bilenin kılıç kuşananın değerli kardeşlerim. Biz ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini, ne zaman yapmamız gerektiğini bilen bir siyasi hareketiz. Ve inşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. İşte Doğancı Tüneli. Biraz geç kaldık ama Allah'ın izniyle 100 metre kaldı. 100 metreden sonra tünelin inşaatı bitecek ve inşallah bu sene tüneli açacağız. Bunun gibi nice hizmetleri biz bu bölgeye, dağ bölgesine getirmeye devam edeceğiz. Ama bunun yolu neyden geçiyor? 14 Mayıs'tan geçiyor. Bu hizmet kervanı devam etsin diye 14 Mayıs'ta sağlam durmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar en güçlü şekilde desteklememiz lazım. Ben sizlerden söz almak istiyorum. 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı en güçlü şekilde tekrar Cumhurbaşkanı yapmaya var mıyız? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, bakınız. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle takımın kaptanı olacak. O kaptan köşkünde oturacak. Ama onun takım arkadaşlarını da desteklemeniz lazım. Onun ekip arkadaşlarını yalnız bırakmamanız lazım. Cumhur İttifakı'nı mecliste çoğunluğa getirmeniz lazım. Eğer onu başarırsak, mecliste de çoğunluğumuz olursa evelallah bizim önümüz açık. Bizi kimse durduramaz. Onun için o sözü de sizden almak istiyorum. Cumhur İttifakı'nı da mecliste büyük bir çoğunlukla iktidar yapmaya var mıyız? Maşallah. Değerli kardeşlerim, bakınız burada
hizmetlerimizden bahsediyoruz, değil mi? Biz bu hizmetlerden bahsederken karşımızda hep yaptırmayız diyen bir ekip var. Bir yıkım ekibi var. Bu ülkede taş üstüne taş koymamış, hiçbir eseri, hiçbir hizmeti olmayan siyasi partiler var. Hem de bir tanesi değil, yedisi bir araya gelmiş ama toplamasanız bir tane eserleri yok. Ama bunlar şu anda öyle bir tehlikeli yola girdiler ki değerli kardeşlerim. Bakınız, yaşı müsait olanlar hatırlar. Eskiden neydi? Bu ülkede koalisyon hükümetleri vardı, koalisyon. Sana iki tane bakanlık vereyim, üç tane milletvekilini transfer edeyim, ben yolumu bulayım diye bu ülkede hükümetler kurdular. Bir yıllık hükümetlerle siz Türkiye'yi yönetebilir misiniz? Yönetemezsiniz. İşte şimdi karşımızdaki bu ekip diyor ki, biz bu koalisyon dönemlerini geri getireceğiz. Kaos dönemlerini geri getireceğiz. Bu ülkede her gün başka tartışmaları tekrar bu ülkenin gündemine sokacağız. Değerli kardeşlerim, buna fırsat vermememiz lazım. Ama bunu yaparken memleketimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını asla göz ardı etmedik. Hizmetleri asla göz ardı etmedik. Bu ülkeyi kalkındıracak hamleleri asla göz ardı etmedik. Ve şunu diyoruz değerli kardeşlerim, bu ülkeyi kalkındırmak istiyorsak bunu yapmanın yolu katma değerli işler yapmaktan geçiyor. Türkiye'nin artık teknolojide lider olmasından geçiyor. Sanayide lider olmasından geçiyor. İşte bunun yolu da karada TOG'u yapmaktan, denizde TCG Anadolu'yu yapmaktan, uzayda İmece uydusunu yapmaktan geçiyor. Ve biz bunları yaptık da Allah'ın izniyle ekmeğimizi büyüteceğiz. Ekmeğimizi büyüttükçe vatandaşımızın refahını da arttıracağız. Ve çok daha müreffeh, çok daha aydınlık günleri hep beraber inşa edeceğiz. Bakınız, biz ne yapmak istediysek karşımıza çıktılar dedik ya. Şimdi Büyük Orhan'a doğalgazı getirdik mi? Kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Peki bu ay faturalarınız geldi mi? Ne yazıyor faturada? 0 lira yazıyor değil mi? 0 lira. Bu ayki faturanız Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılmıştır yazıyor. Ama önümüzdeki bir yıl boyunca da evlerde kullanacağınız 25 metreküpe kadar doğalgaz bedava. Peki biz bunu nasıl başardık değerli kardeşlerim? Bakınız, Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi bir irade ortaya koydu. Dedi ki bizim artık bu denizlerimizde kendi gemilerimizle doğalgaz araması yapmamız lazım.